Bir sürü problem yaşadık ama en nihayetinde filmimiz mutlu sonla bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen... Dalga geçme. Oğlum sen de haber spikeri gibi konuşma yapıyorsun ha. O zaman sen yap da görelim hadi. Yaparım. Arkadaşlar yalnız benim böyle tutmaktan kolum ağrıdı, onu söyleyeyim. O zaman bu evin şerefine ve ayrıca tabii ki Öykü'ye, Meral teyze ve Can'a. Şaka yapıyoruz, şaka. Cem tamam, atlamayın hemen. Adam bana taktı ya. Hadi hadi için. Bunları beklersek yandık. Hadi bakalım. Hadi o zaman. İyi ki hepiniz geldiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet ya. Canlarım benim. Çok seviyorum hepinizi. Kahvaltı olsun da Meral teyzeciğim. Biz her zaman gelelim. Adam kahvaltıya gelmiş ya. Olay kahvaltı değil Emre'cim. Evin geri alınması biliyorsun değil mi? Afiyet olsun canım benim. Aa dur daha bir şeyler daha var mutfakta getireyim. Aa ben de yardım edeyim. Meral abla biz hallederiz ya. Evet. Ben de geleyim dur. Hayır 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 siz oturun siz misafirsiniz bugün. Herkes oturduğu yerde otursun. Burada iki büyük usta var değil mi? Tabii. Ya sormuyorum zaten. Şeyma nerede ya? O neden bugün yok? Ne? Yuh İlker'cim, yuh. Çocuklar çok mutlu. Onlar mutlu olunca her şey daha güzel oluyor değil mi? Kesinlikle. İnsan bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyor. Haklısınız. Keşke olmasa ama öyle. Her şey yolunda mı? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok Bülent Bey. Gerçekten teşekkür ederim. Desteğiniz yeter. Sağ olun. O zaman en azından şu böreği kesip ben de destek olayım olur mu? Ya bak kimi çağırmayı unuttuk. Kimi unuttuk ya? Kim eksik? Neydi o ya? Uzak. Yok yok. Geniş. Ayaz neyden bahsediyorsun sen? Ya adını hatırlayamadım da bir sıfattı. Kalındı galiba. Ya bizim şipşakçı ya. Derin Bey. Ha bak Derin Bey. Ben de kısa, ince bir şey o tip bir şey diyorum ama Derin. Bir de Derin Bey. Ayaz sen de taktın adama ya. Hem daha teklifini kabul etmedim, düşünüyorum dedim. Düşünüyorum da. Sen bence fazla düşünme güzelim. Yorma o tatlı şeker beynini. Ayaz. Ay bir dakika bir dakika ne oluyor orada be? Yok bir şey ya. Klasik Ayaz işte. Şişt, bana bak. Derin kim kız? Öykü'nün yeni kankası. Ya yok öyle bir şey. Ay çatlatmasana anlatsana be. Ya anlatacak bir şey yok işte. Derin Bey fotoğrafçı. Önem Hanım'ın defilesinde karşılaştık. Sonra bir de sergide karşılaştık. Öyle karşılaşıyoruz. Her yere ışınlanıyor. Özelliği o. Sonra? Sonrası bana iş teklif etti. Sen ne dedin? Düşüneceğim dedim. Sonra ne oldu? Düşünüyorum. Ya siz amma dedikoducu bir çift olmuşsunuz ya. Güzel bir sabah programı yapın. Magazini falan ele alırsınız ha. Birkaç seneden sonra öyle oluyor Mete'ciğim. Hakikaten ben de ne yapıyorum böyle ya? Aman zaten hiç öyle de önemli bir dedikodu falan değilmiş ya. Pardon, pardon. Ne sandın sen Sibel'cim? Üstelik ben buradayken. Ama neyse sonra biz kız kıza yaparız değil mi dedikoduyu? Aynen, aynen. Biz de bir ara erkek erkeğe dedikodu yaparız. Olur mu? Oho! Takım ruhu bitmiş abi. Olmadı İlker'cim. Olmadı. Helvayı versene. Günaydın. Sen konuşabiliyor muydun? Canım sıkkın. Onu biliyoruz. Dünden beri ağzını bıçak açmıyor. Ya ne oluyor kızım ya? Anlatsana. Ben senin sırdaşın değil miyim bakayım? Öylesin. Hadi dökül. Boş ver. Bak, bir
kadın sinirli sinirli kek yapıyorsa bu hiç hayra alamet değildir. Ben bunu bilir bunu söylerim. Hadi dökül. Mete beni aldatıyor. Emre'cim, doydun mu yoksa daha getirelim mi? Hoppala, ya dillere düştük iyi mi ya? Emre'cim, eğer istersen içeride ekmek de var, getirebilirim. Abartıyor bunlar Meral Tekin, teşekkür ederim. Davet ettim. Ya, hakikaten çok sağ olun geldiğiniz için. Kaç gündür böyle gülmemiştim, çok iyi geldi. Ne demek canım yani, sorun değil değil mi canım? Yani evet. Mete'ye de çok teşekkür ederim huzurunuzda. Evini açtı bize. Kahrımızı çekti o kadar. Ne demek hayatım? Önemli var. Sizler de sağ olun. Her zaman yanımda oldunuz. Ya desteğinizi görmek çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama bir var ki bir an olsun umudumu kaybetmemi sağladı. Şoförlükten aşçılığa, yaşam koştuğundan asistanlığa yapmadığı şey kalmadı. Fernando! Ayaz, çok teşekkür ederim. Ayaz abi keşke menemeni ito yapsaydım. Menemeni ito ne ya? Çok özel bir tarifim. Belki bir gün size de yaparım. Allah Allah! Çok havalı. Yapayım sen, ben yerim. Siyer siyer. İlk defa duyuyorum her. Ya bu ev olmasaydı gerçekten çok zor olurdu. Allah'ın işini görüyor musunuz? Kadın insafa geldi. Vicdanı el vermemiş. Onun da vicdanının sesi birazcık geç geliyormuş yani Meral teyze. Evet. Neyse ki bir şekilde yoluna koydunuz. Buna da şükür. Ya o kadına güven olmaz. Bence biz borcumuzun hepsini temizleyelim de ne olur ne olmaz. Yok işte çocuğum sildim borcunuzu diyor. Nasıl yani? Tabii işte aradı dün beni. Özür de diledi. İçim kötü oldu dedi, izin verin, yaptığım hatayı düzelteyim dedi. Ben de anlamadım ki, şaşırdım kaldım. Hayır, eskiden başka türlü konuşuyordu, şimdi ben başka konuşuyorum. Ya dükkana gelmişti bu kadın. Mesela orada gayet kötü davranıyordu. Bizim üst kat komşu ha? Emin misin? Bak öyle cici bici göründüğüne aldanmamak lazım. Korkacaksın bunlardan vallahi. Ne yapacaksın peki? Vallahi ne demişler Olcay'cığım? Ne demişler canım? Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın. Merhaba, ben alt komşunuz Olcay'ın yeni ev arkadaşıyım. Tanışmaya geldim. Vallahi kız sen bu sefer gerçekten savaş çıkaracaksın bak. Öyle bir niyetim yoktu vallahi. Ama ya can yakacaksın ya da canın yanacak. Bu işler böyle. Hem zaten biraz komşuculuk oynamaktan kimseye zarar gelmez. Fan fatal seni. Bak doğruyu söyle diyorum. Sen mi ödedin borcumuzu? Ya niye inanmıyorsun sen bana ya? Ödedin mi, ödemedin mi? Hayır dedim Öykü, hayır. Kiracılar kaçınca ev boş kalmasın diye yaptı herhalde kadın. Nereden bulacak? Kiracı bulmak kolay mı? O durum hiç içime sinmiyor zaten. Ya onlar çoktan ev bulmuşlardır. Senin de derdine bak. Bak ben o kadını tanıyorum, tamam mı? O kadın öyle kafasına göre borç silecek, vicdana gelecek bir kadın falan değil. Bu işte bir iş var. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Bak son kez soruyorum. İlk gece, yani kapıda kaldığınız gece. Konuşmaya gittim ama hiçbir şey olmadı bak. Kadın beni reddetti. Öykü ben hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bunca zamandır oturuyorum bu apartmanda. Daha gelip giden olmadı biliyor musun? Olcay'la da arada bir böyle karşılaşınca selamlaşıyoruz o kadar. E tabii insanlık öldü yani. Şimdi herkesin elinde bir telefon, iletişim diye bir şey kalmadı. İnsanlar artık birbirlerinin isimlerini bile bilmiyorlar. Bu arada biz de bilmiyoruz. Aa haklısın. Çok pardon. Ben Gizem. Melek. Memnun oldum Melek. Ben de. Ne iş yaparsın? Ben düğün organizasyonları yapıyorum. Ha ne güzel, çok hoş. Hı hı. Sen ne yapıyorsun? Ben tasarımcıyım, moda sektöründeyim. Ama tabii senin işi de çok tatlıymış. Çok eğlencelidir. Yani sevdiğim işi yapıyorum diyebiliyorum en azından. Benim de bir nişanlım var. Manken kendisi, adı Birol.
Evlenmek istiyoruz ama mekan bulamıyoruz. Bir de böyle bir sürü davetlimiz falan var. Yani onları nereye sokuşturacağımız falan da bilmiyoruz. Bize gelin birlikte yapalım organizasyonu. Gerçekten. Tabii ki. Harika olur. Süper. Peki sen? Öyle düğünden düğüne falan koşturuyorsun ama senin aşk meşk durumların nedir? Bende bir şey yok ne yazık ki. Vakit kalmıyor ki. Ha. Gerçi yani tesadüfen geçenlerde bir çocuk gördüm. Senin daireden çıkıyordu, hani yolcu ediyordun falan. Ha, sen Mete'yi diyorsun. Aa yok, o benim üniversiteden arkadaşım. Candır o. Ayaz bak, rica ediyorum. Lütfen benden bir şey saklama. Ya bu benim en nefret ettiğim şey. Tamam, ben bir şey yapmadım zaten. Peki kadın ikna olsaydı ne olacaktı? Sadaka verir gibi birikmiş kiramızı mı ödeyecektin? Annenin yaptığının aynısını mı yapacaktın? Ben annem değilim Öykü. Ben de öyle umuyorum. Ya bak, daha önce de böyle oldu. Ben sana yardım etmek istiyorum, sen beni reddediyorsun. Çünkü hakkımızla bir şeyler yapmak istiyoruz. Annem de ben de gururlarını ayaklar altına aldıracak insanlar değiliz Ayaz. Babam gittiğinde de biz beş parası kaldık. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı, ikimiz başardık. Kimseden de yardım almadık. Ya bana yardımcı olman demek illa beni maddi olarak rahatlatman demek değil. Yanımda olduğunu hissettir. Bak, elini tutayım tamam mı? Şöyle duralım, bu bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. Şu birkaç gündür yaşananlardan sonra iş bulmam çok zor. O yüzden gelen her teklifi değerlendirmeliyim. Bana uygun bir yerde işe başlamalıyım sonra. Şipşakçının da yanında çalışırım diyorsun yani. Evet. Ya gerekirse şipşakçının yanında çalışırım. Senden bu konuda anlayış bekliyorum. Lütfen. Üniversitede biz Mete ile çok yakın arkadaştık. Ama sonra herkes gibi biz de uzaklaştık. Geçen akşam arkadaşlarla bardaydık. Tesadüfen Mete ile karşılaştım. Hep birlikte bize geldik. Sonra Mete de geldi. Sonra bizimkiler gittiler. Biz Mete ile baş başa kaldık. Sabaha kadar muhabbet ettik. Özlemişiz birbirimizi. O anlattı, ben dinledim. Ben anlattım, o dinledi. Hele bir nişanlısı varmış, of. Bela mıymış? Evet, bela. Ama tatlı bela. Sanırım onun biraz kafası karışık. Vallahi anlattı, benim kafamı da karıştırdı. Kız iyi mi, kötü mü anlamadım. Peki. Ama yani sonuçta sizin öyle bir fingirdamasyon durumu falan yok yani. Yok canım, sabaha kadar sohbet muhabbet. İyi, güzel, ne güzel. Ay, çay içer miyiz, tazeleyeyim mi? Tabii, içeriz. Tamam. Geliyorum şimdi. Bardağı istiyorsan Meteciğim. Öyle mi? Afiyet olsun. Evet, portakal suyu isteyen. Portakal suyu izleyenlerin çok olsun evladım. Şok şok şok. Ünlü modacı Önem Dinçer skandal defileden sonra ikinci darbeyi de basın toplantısında yedi. Öykü çok kötü günler geçirdi. Berbat günler. Ailesini ayakta tutabilmek için tek başına çalıştı. Çok yazık tabii, çok zor. Gencecik bir kız. Annesi Meral'i tanıyorum. Kendisi bu zor günlerde bulaşıkçılık yapmak zorunda kaldı. Üstelik kırık dökük bir lokantada. Bizzat ziyaret ettim. Meral Hanım dikiş nakışçıdır. Düşünsenize, Allah kimseyi böyle bir şeyle sınamasın. Bu durumdaki insanlara bizim yardımcı olmamız gerekir. Bizim gibi insanların onları topluma kazandırması gerekir. Evet, Öykü defileyi berbat etti. Ama biz ne yapacağız? Onları kapının önüne koymayacağız. Yanında olacağız, ellerinden tutacağız. Bizim görevimiz bu. Bir hediye mi olacak bir şeyler? Bunu sorunuzda yapacağız. Nasıl böyle bir şey yapar, inanamıyorum. İnan, böyle bir kadın değildir ya. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Annem çok değişti. Öykücüğüm. Arkadaşlar. Hepinizden annem adına özür diliyorum. Öykü Acar'ın cevabı ise çok ağır oldu. Önem Hanım, bu
bu yaptığınız. Eviniz sizin olsun. İstifa ediyorum. Öykü Acar orayı terk ettiğinde önemli içeriğin öfkesi adeta gözlerinden okunuyordu. Değiştirin ifadenizi. Lütfen. Kimsenin bana bu şekilde bakmasını istemiyorum. Olan oldu. Bitti. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Hepimiz yeterince üzüldük. Sizleri de üzdük. Artık herkes hayatına devam edecek. En çok da ben. Yeni bir iş bulacağım. Ya bu saatten sonra bana kim iş verir bilmiyorum ama yılmayacağım. Gerekirse sektör değiştireceğim. Artık Önem Hanım'ı da, moda evini de hayatımda istemiyorum. Ve sizler bana bu konuda destek olacaksınız. Bir daha kimse bu konuyu açmayacak. Sizden rica ediyorum. Evet. Şimdi portakal suyu isteyen. Sen benim istiyor musun? Biraz konuşalım. Olur. Konuşacağız. Ben de alırım. Yurt dışı çok güzeldi. Beni bambaşka bir insan yaptı. Eğer gitmediysen muhakkak tavsiye ediyorum. En azından şöyle bir iki aylık bir eğitim programı olabilir. Tabii eğer imkanın varsa. Nefis olur. Pardon. Kumanda. Kumanda? Ha. İşte Öykü Acar'ın önemli içeriğin teklifini reddettiği an kameralarımıza böyle yansıyor. Reklamlardan sonra bomba gibi haberlerle karşınızda olacağız. Pardon, benim bir telefon etmem lazım. Rica ederim, tabii. Sen de mi izledin yoksa? Ya Olcay, inanmıyorum. Nasıl oldu bu? Önem defileyi kurtaracağım diye toplantı düzenledi. Sonra da tuttu kıza, ev verdi. Ya toparlayacağım diye daha da berbat etti her şeyi. Ya bütün bunlar bir nevi benim suçum, biliyorsun değil mi? Yani Öykü'nün defilesini mahvetmeseydim, Önem Hanım da durumu kurtarmaya çalışmayacaktı. Öykü de böyle rezil olmayacaktı. Uf. Resmen benim suçum ya. Yani tabii biraz öyle. Neyse, ben seni bir iki dakika arayacağım. Ne oldu Melek, sen iyi misin? Pardon ya, benim kalkmam lazım da. Tabii tabii. Halletmem gereken birkaç iş var. Anlıyorum, yine beklerim. Ha, bu arada senin evin de çok güzelmiş. Güle güle otur diyeceğim. Zaten yeni taşınmadın ama neyse, öyle işte. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı olsun tekrar. Emre, iyi ki geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Abi görüşürüz. Canım. Bir şey olursa haberleşiyoruz, tamam mı? Tamam. Sen gitmiyor musun işe? Ben kalayım ya. Yapılacak işler vardır belki. Hayır, hadi git işe. Hem biz annemle anne kız konuşuruz biraz. Emin misin? Bak aşağıda beklerim. Eminim. Hadi lütfen. Hem ya annenle de aram bozuldu benim yüzümden. Onunla da konuşun, barışın artık. Of. Ya onu bilmiyorum. Bakarız. Meral teyzeciğim, canım, çok sevindim. Gerçekten. Umarım hep böyle güzel kahvaltı sofraları kurulur evinizde. Umarım. Senin de hakkını ödeyemeyiz Ayaz. Sağ ol. Teşekkür ederim her şey için. En güzelim benim. Gel bakalım. Canım benim. Ararım ben seni. Tamam. Hadi görüşürüz. Sen gel bakayım buraya. Annesi ya, büyümüş temizlik ekliyor. Hadi. Diş önüme. Yürü. Oh. Ya yapma abla ya. Ablacığım benim ya, canım. Çok şükür Allah'ım, özlemişim böyle olmayı. Ay çok şükür. Cem, hadi sen çık ablacığım, bakalım ben yukarıda mıyım? Ya yine mi ya? Ya hadi annemle biz bir şey konuşacağız.
İyi misin kızım benim? İyiyim. Anneciğim iyiyim gerçekten. Düşünmüyorum. Yani aklıma geldiğinde hemen unutmaya çalışıyorum. Hem biz kapattık zaten bu konuyu değil mi? Tabii. Haklısın. Öyle. Ben aslında başka bir konu için senden fikir alacaktım. Ha, söyle kuzum. Ya ben bir iş teklifi aldım ama emin olamıyorum. Masada bizimkilere anlattım Temin. Sen duymadın galiba, yoktun. Yo, bilmiyorum ben. Kimin teklifi? Derin Aydın. Evet Leyla, masamın yanındaki dolapta dosyalar. Onları hemen acil gönderin. Tamam mı? Hadi. Mete. Selam. Nasılsın? İyi. İyi. Öykülerdeydik. Sonunda evlerini geri aldılar. En sonunda mutlu olabildiler. Tabii birileri yollarına taş koymayınca her şey daha kolay oluyor. Şey. İyi. Sevindim onlar için, ne güzel. Anne nerede mi kalıyorsun? Ha, pardon. Beni ilgilendirmezdi değil mi? Evet, affedersin. Ya Mete, o gün telefondasın. Hiç açıklama yapma Şeyma. O, yüzüğü de çıkarmışız. Çok güzel. Bilmediğin şeyler var. Hep bilmediğim şeyler var değil mi Şeyma? Problem bu zaten değil mi? Ya Mete ne olur dinle. Ya senden bir tek o kızdan özür dilemeni istedim. Ya başka bir şey istemedim. Bir tek özür. Sen bunu bile yapmadın şey. Ve bizi bu hale getirdin. Bence artık herkes kendi yoluna gitsin. Ya Mete. Ne diyorsun anne? Derin Bey'in teklifini kabul etmeli miyim? Vallahi kızım ne bileyim ben. Yani karar senin kararın. Ama sanki denemeye değer gibi duruyor. Bak ama ne yaparsan yap, bunu kendi kariyerin için yap, tamam mı? Yok borcumuz var, harcımız var diye yanlış kararlar vermeni istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Ya o zaman ben bir gidip konuşayım. Hem iş neymiş, ne değilmiş onu öğrenirim en azından. Tabii. Denemekten ne kaybedersin ki? Tamam anneciğim. O zaman ben birkaç saate çıkarım. İznimi istiyorum. Aman efendim, izin sizindir. Ay benim güzel kızım. Ben Alo Gizem, nasılsın? İyiyim ben de. Şey diyecektim. Akşam müsaitsen yemeğe çıkalım mı? Tamam. Ne olur Öykü, bari sen dinle beni. Ben buraya özür dilemeye geldim. Sen benim en yakın... Değilim. Artık değilim Şeyma. Sen benim için sokaktan geçen herhangi birinden farksızsın. Ya Öykü özür dilerim lütfen. Hayır, kabul etmiyorum. Senin özrünün arkasında bile bir kötülük vardır. Bitti Şeyma. O safa Öykü yok artık. Bak, kötülüklerin sonsuz kaldı. Evi de geri aldık. Şimdi gidip evini de al lütfen. Ay ya da bir saniye. Sen evine git, yeni kötülükler planla. Ama onlar da sonsuz kalacak. Hiç merak etme. Artık kızımdan uzak dur.
Canım. Canım nasılsın? İyiyim. Emrettiğiniz gibi ofisime geldim, çalışıyorum. Ya Ayaz yapma şöyle. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gerçekten iyiyim. Annemle de konuştuk biraz. Hı-hı. Ayaz. Ben şu Derin Bey'in iş teklifini değerlendirmek istiyorum. Yani bak annem de öyle söyledi. Kızım bir bak neymiş dedi. Hem ben de merak ediyorum. Nasıl bir iş, ne? Zaten şu an... Derin Bey'den başka kimse çalıştırmaz benim yanında. Ya bu olanlardan sonra moda sektöründe kim ister ki beni? Sürekli bana haber vereceksin. Telefonun devamlı açık olacak. Tamam anne. Öykü, bak yanlış bir hareketini gördüğün anda arayacaksın. Ayaz, sence de biraz abartmıyor musun? Hayır. Ya adam daha mı kaldıracak beni? Ya sen gene de tetikte ol. Tamam Uyuz'cum, tamam canım. Hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Öptüm. Bak haber ver. Tamam. Bu adamın cep telefonu falan yok mu? Evden mi arayacağız yani şimdi? Uf, iyi yedik ha. Hele sen. Uzayacak mı bu muhabbet daha ya? Ya derse ekip bir şeyler mi yapsak? Ama çok derse giriyoruz ya. Hani bu kadar da derse gidilmez ki. Burcu kalacağız bu gidişle, farkındasın değil mi? Üf, ne yapayım ya? Ne zamandır baş başa kalamıyoruz. Hak etti, hak etti. Ağlasın şimdi işte. Ne oldu? Sen üzüldün galiba onun için. Yok, öyle baktım. Ha. Bir şey soracağım. O günden sonra bir daha kafeye gelmedi değil mi Şenol? Hayır, kafeye gelmedi. Emre, kelime oyunu yapma bana. Peki kafeye gelmedi. Başka bir yere geldi mi? Ya hayır. Hiçbir yere gelmedi. İyi, tamam. Keyfimizi kaçırmayalım değil mi? Madem sen bir daha hiç konuşmadın Şeyma'yla. Hadi. Konuşmamız lazım. Aynı şeyi söyleyecektim. Önce sen mi ben mi? Sen. Detaylı mı, özet mi? Özet. Bu akşam bir randevum var. Yuh, ya o kadar da özet değil tabii ki. Gizem'i hatırlar mısın bizim üniversiteden? Gizem? Ya hani bitirme projesi yapmıştık beraber. Ha şu hiç bitmeyen bitirme projesi. Ya o bilgisayar yüzünden de öyle bir şey değildi zaten. Hatırladım, tamam. Tatlı kızdı. Ha iyi, denk geldik. Bu akşam yemeğe çıkacağız. Sen şunu detaylı anlatsana bir. Önem. Selam. Akşam müsait misin? Tamam. Sana geleceğim, konuşmamız lazım. Anlaştık. Görüşürüz. Bugün benim.